Evet. Bu arada biz şu an tekrar vermek istemiyoruz ama Süleyman Soylu'nun yıllar önce Kürt meselesinin güvenlikçi politikalarla çözülemeyeceğine ilişkin demeçlerinin olduğu, evet. ifadelerin olduğu videolar da var. Buyurun Ayşe Hanım. Bana bakarsak hani Erdoğan'la Bahçeli'nin birbirlerine Hı. söylediği evet. çok sert şeyler de var. Ben şimdi Süleyman Soylu'nun konuşması üzerine girmek istiyorum. Bir, tam program başından beri konuştuğumuz iktidar zihniyetidir. Paralar... PKK gitmiyor diyor, millete gidiyor. Verdiği örneği söylüyorum. Diyor ki Yüksekova Şemdinli'ye biz kaymakamlık binası yaptık. Atanmışına yaptığım binadır. Kürt halkının bir sorunu mudur? Bir temennisi midir? Bir dileği midir? Yani Şemdinli ve Yüksekova'daki halkın talebi yeni bir kaymakamlık binası mıdır? Bir e, bir halkı dinlemek, ihtiyaçlarını anlamak yine bir inşaatla çözülecek bir konu mudur? Verdiği örnek yine budur. Hakkariye diyor otel yaptık. Hakkari halkının şu an dile getirmek istediği talebi Hakkari'deki otel eksikliği midir? Ben yolunda yaşıyorum, bana hizmet oraya otel yapmak mıdır? Ben güvenli bir şekilde evime gidip gidebiliyor muyum? Ona bakarım. Yani yine aslında e, halk adına hiçbir şey yok bu konuşmada. İki, hepimiz gördük. Peki bu Gerçekten arada zaten... Paran'ın PKK'ya gittiğine ilişkin tescil edilmiş diyeceğim. bir yargı Bak, kararı şimdi var bakın, mı? Gürsel Bey burada parsel parsel kim nereye gitti? koydu. Korkudan diyemiyoruz bu ispatıdır değil mi? Bu diyoruz ki bir iddiadır. Öyle demek zorunda hissediyoruz. Bizim bütün, bütün ispatlarımız iddia kisvesiyle soruşturmaya tabi İktidar herhangi bir iddiayı gerçekmiş gibi 40 kere söylersem gerçek olur tabiriyle. Şimdi soruyorum o zaman Demirtaş'ı içeride Kobani olayları yüzünden tutuyorlar. Kobani ile ilgili araştırma önergesini meclise veren parti HDP'dir. HDP kendi eliyle Kobani'yi soruşturun diyor. Soruşturalım mecliste diyor bunu tartışalım. Buna red oy veriyorsunuz. Soylu çıkıyor diyor ki bakın diyor o dönem çok fazla terör olayları oldu diyor. Kemal Kurkut için konuşuyor. Ee, Ankara Garı katliamı oldu diyor. Suruç oldu. Diyarbakır'da miting diyor. Bunların hepsi için soru önergesi verildi mecliste. AKP oylarıyla reddedildi. Burada onu anabilecek insan mıdır Süleyman Soylu? Bunları örnek gösterebilecek insan mıdır? Süleyman Soylu o mecliste Kemal Kurkut'un vurulmasını savunarak yargısız infazın arkasına durmuştur. Dedi, İçişleri Bakanı. Yargısız infazı savundu. Dedi ki üstü çıplak olabilir dedi. E, altındaki pantolonda patlayıcı olabilir Diyor. Bakın o fotoğrafları biz gördük. O fotoğrafı çeken gazeteciye tutuklama kararı çıkarttınız. Yargıladınız o fotoğrafı çeken. Nedir olması gereken? Sizin kolluğunuzun hiç mi eğitimi yok? Kemal Kurkut'un etrafı bomboştu çocuğa koş dediler. O zaman derdiniz ki git açıkla çıkar pantolonunu. ve ki soylu haklı. Velev ki çocuğun elinde su şişesi vardı. O bir yargısız infazdı fotoğrafları var hepimiz gördük. Ve yargısız infazın önünü iç işleyenin bu kürsüde o oh olsunlarla açması bence hiçbirimizin artık bu ülkede can güvenliği yok anlamına geliyor. Biz ne yapalım şimdi Nevroz geliyor yakında. Çok affedersiniz don da mı gideceğiz Nevroz bayramına? Velev ki üstümüzde bomba vardır diye gözümüzün önünde gitti işte. Yani söylediği her şey birbirine çelişkili. Kayyımlar para diyor PKK git. Kayyımın parası ya hepimiz gördük Diyarbakır Belediyesi'nde iki buçuk yılda iki buçuk milyara kayyım kendine saray yaptırmış odaya. Selçuk Mızraklı açtı video ile gösterdi. Nerede şu an tutuklandı? Yani seçilmiş belediye başkanı kayyım yolsuzluğunu ortaya çıkardı. Adam alıp cezaevine koyuyorsunuz. Üzerine bir de kalkıp diyorsunuz ki para bu ispatlı o zaman. Nerede ispatı? Bu mahkemeler sonuçlandı mı? Bu cezalar müspetleşti mi? Kesinleşti mi? Delili var mı? Şu an yargıda zaten tanık dinlenmiyor. Delil sürmenize izin verilmiyor. Baştan cezası belli ya da siyaseten demokrasinin kılıcı gibi bazı insanlar içeride tutuluyor peş peşe Benim iddianameler oluşturul yolsuzlukta yapsın. Yani Hı. eğer nasıl? Kaç ay görev yaptılar ki yolsuzluk yapsın. Ya yok yapacak bir icraat yerim yapacak bak üç, üç ay yaptılar. Ve ya yani her birisi girdiğinde, bir önce söylediler. Her birisi girdiğinde görev yapmayacağız diye. O belediyeleri ne hale getirdiğini ispatladı. Oralarda çok büyük para. Şimdi diyor ki para buradan alındı buraya gidi. İspatlamakla yükümlü o zaman içişleri. Bu kadar kolay değil insanları harcamak. Herhangi bir insan terörist kelimesi alır bir kelimedir. Bir suç itham ediyor. İsim listeye bir suç itham ediyor. Herkes cezası kesinleşene kadar masumdur. Nerede yazıyor? Yani bir evrensel bir normdur hocam. Yok yok hani 10 yani, on Aralık'ta biz burada maddeleri okuduk. Maddelerden evet. biri de buydu o anlamda. Yani insan hakları evrensel beyannamesinde vardır. Anayasada Bütün da vardır. Bütün anayasanın temelinde. Evet. Hukuk, hukukun, hukukun temelidir. Temel. Yani, evet. Birine mi? çıkıp milletin meclisinde terörist demek ispatla yükümlüdür. İspatla yükümlüyü de geçtim. Eğer bir bağımsız yargıdan bahsediyorsanız o cümleyi kuramazsınız. Onu kuracak insan İçişleri Bakanı değildir. Hakimlerin vereceği karardır o. Ona orada bir itham gibi söyleyemez. İnsanları böyle yaftalayamaz. Kaldı ki şunu söylüyorum. Bir partiyi komple böyle hakaret amis cümlelere maruz bırakmak hepimizi, yani HDP'ye oy veren, verme ihtimali olan, sempatik davranan bir gün broşürünü okuyan herkesi zan altında bırakır. Bu iktidar halkına düşman ya. Yani Kürt halkına bir siyasi zemin bırakmadı. Hiçbir siyasi izlemim bırakmadı. Şu an partinin kapısını kitlemekten bahsediyor. Ya siz geçmişte kapatılmış partiden, işte okunduğu şiir yüzünden yatmış, bunun dramasını yapmış, fikir hürriyeti diye bağırmış insanların partisinde iş yapıyorsunuz şu an. Ya yani bunu söyleyebilecek son insan. Ben söyleyeyim dün itibarıyla hepimiz için yargısız infazın kapısını açtı. Bizi vururlar. Hiçbir açıklamaya, hiçbir soruşturmaya da arkamızdan ihtiyaç bile duymazlar. Peki. Ne dedi bir cümle? Elinde işte bıçak vardı. Kendimi patlatacağım dedi. Ya Kemal fotoğrafları biz gördük. Hı. Fotoğrafları biz gördük. O çocuk açıklık alanda tek başına elinde bir su şişesiyle üstü çıplaktı, gencecikti. Ümit vadeden müzikle uğraşan bir üniversite öğrencisiydi. Peki. Yani bunu katli vacip kıldı. Korkunç bir konuşma bence. Oh olsun. Konuşması. Yani bu sözler ve, adeta bu anlama e, geliyor şeklindeki bir geliştiriyor ben, ben, Ben bu. böyle olduğunu düşünüyorum ve kaldı ki, yani söylediğim gibi şimdi çıkıyor, bakın bir söylemiş, faşizmin konuşma mecburiyeti diye bir aşaması var. Dün oraya fotoğraf çıkardı, diyor ki, bu insanların, bu sivillerin ölümü için başsağlığı dilemediniz. O zaman ben de soruyorum, şehitlerimiz siyaseti yapıyorsunuz, bağırıyorsunuz, Manisa'da, Yüzlerce binlerce asker zehirlendi. Meclise soru önergesi verildi. Bu askeriyenin yemek ihaleleri kimlere gidiliyor? Bunların iktidar partisiyle bir ilişkisi var mı diye. Çok kıymetli askeri niçin o zaman o soru önergesini kabul etmediniz? Niye askeriyede bu zehirlenmelere göz yumdunuz? Peki. Hani hep başkasına gelince mi siz çevirip çevirip ee, hiçbir ispat yükümlülüğü duymadan bu kadar rahat iftira atabiliyorsunuz, hakaret tamiz konuşabiliyorsunuz. Peki. E, zannedersem Süleyman Soylu yine meclisteki konuşmasında 3 defa haysiyetsiz sözünü e, kullandı. HDP'lilere hitaben, haysiyetsizsiniz, haysiyetsizsiniz, haysiyetsizsiniz. Şimdi... E, ben de yayıncı olarak tabi bazı unsurları hatırlatayım öyle devam edelim. Yani burada hani Kürt halkına alan tanımıyor derken ağırlıklı olarak HDP seçmeninin ve HDP'nin dahil olduğu. Yani, lütfen AKP, O benim, biliyorum, o benim sizin yayıncı ben olarak görevimdir. AKP, AKP Kürt evet. şunu söylüyor. Bakın Kürt halkına şunu söylüyor. Diyor ki. Şimdi o benim Türk Ayşe Hanım, gibi yayıncı siyaset. olarak Bilmiyorum, görelim siz sadece. Düzeltin. Siz eleştirinizi yapabilirsiniz ve ben sizin meseleleri nasıl algıladığınıza ve ağzınızdan ne tür cümleler çıkacağına ilişkin şey yapamam. dikte ettiremem. Böyle bir şey olmaz. Ama ben yayıncı olarak hatırlatayım. Yani oradaki Kürt halkını alan tanımama mevzu ağırlıklı olarak HDP'nin seçmeni anlamındaki evet. Kürt tabanın ve HDP HDP'nin dahil tabanı, olduğu değilim. siyasal alanın şey tarafından, iktidarın şu ana kadar icatları tarafından zor duruma düşürülmesi. Ya, o zaman ben onu, ben, ben, ben cümlemi onu... söyleyeyim. Hı -hı. Ben diyorum ki iktidar bu ülkedeki tüm Kürtlere şunu söylüyor. Siyaset yapabilirsin. Velev ki bir sünni Türk gibi yap. Yani senin Şimdi istediğin bakın, gibi değil, şey rica benim rica istediğim gibi yap.